Esselamu aleyküm muhteremler. Dua Hanem kanalımıza hoş geldiniz. Efendim biliyorsunuz yaklaşık 2-3 aydır Dua Hanem kanalıyla bilgilendirme videoları çekiyoruz. Tabii o kadar çok soru geliyor ki yeni bir format yapalım dedik. Bir yandan soru cevap videoları atacağız. Sizlerden gelen yorumları, soruları kanalımızla ilgilenen arkadaşlarımız inşallah bizlere iletecekler. Biz de size cevap vermiş olacağız inşallah. Ömer Bey, var mı bir sorumuz? Var. Birinci sorumuz, parayla dua satmak caiz midir? İlk soruyu zor seçmişsiniz ya. Niye böyle zor seçmişsiniz? Biraz kolay seçseydiniz. Ama tabii ben de çok gördüm yorumlarda veya mesajlarda bu soruyu. En azından güzel bir soru seçilmiş. Bunu inşallah cevaplandıralım ki kardeşlerimizin de bu hususta akıllarında sual olmasın. Para ile dua satmak diye evet genelde soruyorlar ama belki soru böyle olduğu için başlığa da böyle yazacaklar ama biz evvela bu sorunun cevabını verirken şunu söyleyelim. Bu tabir yanlış bir tabir. Buna para ile dua satmak denemez. Neden denemez? Çünkü sevgili kardeşlerim biliyorsunuz mesela camilerde imamlarımız var, çok kıymetli hocalarımız var. Devletimiz onlara ne yapıyor? Namaz kıldırmaları karşılığında, imamların görevi bu, camide namaz kıldırmaları karşılığında maaş veriyor. İmamlara namaz satıyor diyebilir miyiz bunun için? Diyemeyiz. Aynı şekilde burada da dua satmak denilemez. Zaten hali hazırda kimse yani hocam bana dua et dediği zaman, bir hocaya gittiği zaman Allah'ım sana hayırlar versin, Rabbim inşallah ömrün uzun etsin veya bir Fatiha okudu efendim. Bunlar için kimse zaten para istemez, bunlar için kimse para da vermez. Burada mana ne? Aslında havas hususunda bazı destek aldıkları hocalardan kardeşlerimize masraf veya belli bir ücretin sunulması bu caiz midir sorusu benim anladığım buradan. Bunu inşallah izah etmiş olalım sevgili kardeşler, anlatmış olalım. Hem de bunu hem hadis-i şeriflerle izah etmiş olalım hem de ne yapalım? Yine Hanefi mezhebinden izah etmiş olalım. Çünkü ülkemizde ekseriyetle Hanefi mezhebine tabi kardeşlerim. Şafii de çok ama ekseriyetle Hanefi mezhebine tabi oldukları için. Tabii Şafii'den de değiniriz de bu mevzuya. Ama inşallah genel olarak bir izahat vermiş olalım bu hususta. Şimdi evvela bir hadis-i şerifle başlayalım sevgili kardeşler. Direkt okuyorum hadis-i şerifi. Ebu Said Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselamın sahabelerinden bir grup seferdeydiler. Arap yurtlarından birine rastlayıp orada misafir olmak istediler. Ancak onlar bunu kabul etmek istemedi. Misafir olmak istedikleri yer kabul etmek istemedi onların misafirliklerini. O sırada kabilenin reisini akrep sokmuştu. Her ne yaptılarsa çaresini bulamadılar. İçlerinden, ha bu arada şurada bir virgül koyalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sadece manevi rahatsızlıklara, cinni, büyü, nazar tesirlerine rukye yapılmıyordu. Rukye nedir? Kur'an-ı Kerim okuyarak tedavi etmek veya Kur'an-ı Kerim ayetleri yazarak tedavi etmek. Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde tıbbi rahatsızlıklara da rukye yapıyordu ki Resulullah da yapmıştır bunu. Yani akrep sokması olsun, bir kimsenin efendim bedensel rahatsızlıkları işte felç olması vesaire bu tarz problemlerde de rukye ile tedavi ediyorlardı. Çünkü Kur'an şifadır. Estağfirullah. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin ve la yeziduz zalimin illa hasara. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Ayette buyuruluyor. İnananlar için şifa vardır Kur'an'ın ayetlerinde. Onun için sevgili kardeşlerim, o akrep sokmuş yani kabilenin reisini. Bunun üzerine sahabe efendilerimizden rukiye istiyorlar. Sahabelerden birisi diyor ki, vallahi ben hasta okumasını bilirim. Hadis-i şerifin metninden okuyorum. Ancak bunun karşılığında bir şey vermezseniz hastanızı okumam diyor sahabe efendimiz. Bunun üzerine bir sürü koyun üzerinde anlaşıyorlar. Yani rukye yaparız ama bize bir sürü koyun verirseniz rukye yaparız diyorlar. Bunun üzerine gidiyorlar. Fatiha-i Şerife okuyarak rukye yapıyorlar. Fatiha'nın ayetlerini okuyarak ve hadis-i şerifin metni aynen hasta bağlandığı ipten kurtulmuş bir deve gibi sapasağlam oluverdi. Evet ne oluyor? O kişi rukye ile bu hastalıktan kurtuluyor. Lakin daha sonra Ebu Said der ki
Sonra onlar sözlerini yerine getirip koyunları verdiler. Sahabelerden birisi koyunları taksim edin dedi. Ama bir başka sahabe efendimiz hayır, önce peygamberin yanına varalım, meseleyi anlatalım, bakalım ne buyuracak, ondan sonra taksim ederiz dedi. Yani aralarında bir ihtilaf oldu. Rukye yapmak için koyun aldık. Acaba bu caiz mi değil mi? Bu konuda bir ihtilafa girdikleri için Medine'ye varıp Resulullah'a sormadan koyunları paylaşmak istemediler. Rukye karşılığında almış oldukları koyunları. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Hazreti Peygamber Efendimiz'e durumu anlattılar. Efendimiz aleyhisselam diyor hadis-i şerifte o sahabelere bir şey sordu. Ne sordu? Siz o rukyeyi kimden öğrendiniz? Yani Fatiha-i Şerife ile rukye yaptılar, hastayı iyileştirdiler ya. Fatiha ile nasıl rukye yapılacağını kimden öğrendiniz? Sahabeler der sizden öğrendik ya Resulullah. O halde ben de payımı isterim buyurdu Peygamber Efendimiz. Hadis-i şerifin metni böyle. Payınıza düşen koyunları aranızda bölüşün, size öğrettiğim için bana da payımı verin buyurdu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem espriyle, tebessümüyle bunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim nerede? Buhari'de. Sahih Buhari'de bu hadis-i şerif. Herkesin kabul ettiği. Nerede? Müslim'de de var. Nerede? Ebu Davud'da da var. Tirmizi'de de var. Hatta bu hadis-i şerifin devamında Resulullah Efendimiz diyor Allah'ın kitabı karşılığında alınan ücret, ücretlerin en helal olanıdır. Bakın hadis-i şerif çok açık ve net. Buhari'de yer alan bir hadis-i şerif. Tıp babı 33. Allah'ın kitabı karşılığında alınan ücret, ücretlerin en helal olanıdır diye devamında da efendim bu hadisin bu şekilde Peygamber Efendimizin mübarek sözü naklediliyor. Şimdi sahabeye bakıyoruz, Resulullah'a bakıyoruz. Bizim için en büyük örnek. Ne yaptılar? Rukye yaptılar. Bunun karşısında bir sürü koyun istediler. Onlar verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine pay istedi oradan. Size bu okumayı, bu rukyeyi ben öğrettim diye efendim kendi payını aldı. Buhari'de, sahih Buhari'de yer alan bir hadisi söylüyoruz biz. Şimdi zaten sadece rukye ve tedavi olarak değil sevgili kardeşlerim. Aynı zamanda şunu da dile getirmiş olalım. Mesela tedavi için değil bir meclise gidip Kur'an okuyor mesela hocalar. Onun karşılığında para alıyorlar. İmam Şafii'ye göre, İmam Malik'e göre, İmam Hanbel'e göre bu da caizdir. Yani bir kimsenin bir mecliste Kur'an okuması için veya bir kimsenin namaz kıldırması için de para alması caizdir. Ama İmam Hanefi'ye göre caiz değildir. Sadece İmam Hanefi bu hususta, o rukye için demiyorum, şey için İmam Hanefi Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretleri bir mecliste tedavi maksadıyla değil, sadece Kur'an okumak için kişinin ücret almasının helal olmadığını söylüyor. Diğer üç mezhep helal diyor. Efendim bu hususta ama Hanefi mezhebinde de tedavi karşılığında bir dua yazmak veya efendim rukye ayetleri okuyarak bir hastayı tedavi etmek hususunda para almanın caiz olduğu söyleniyor. Hanefi mezhebinin ekol olarak kabul edilen kitaplarından bir tanesi. Nedir o kitap sevgili kardeşlerim? Onu da inşallah söylemiş olalım. Hanefi mezhebinin yani ekol kitaplarından ve kaynak olarak kabul edilen fıkıh eserlerinden birisi Kurtubi'dir. Kurtubi'de de bu hususta rukye karşılığında bir kimseyi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tedavi etme hususunda para almanın caiz olduğu belirtilmiştir. Lakin hani dedik ya sadece bir mecliste Kur'an okumak için caiz değil diyor Hanefi mezhebi. Kurtubi de burada diyor ki Ebu Said-i Hudri'den rivayet edilen hadis-i şerifte sahabe Kur'an okuduğu için değil tedavi ettiği için para almıştır. Yani Kur'an ayetleri karşılığında değil tedavi için para almıştır. O yüzden rukye için para almak caiz olsa bile sadece tedavi maksadıyla değil bir mekanda aşure okumak gibi vesaire bu niyetlerle Kur'an okuyanlar yine para alamazlar. Rukye için para alınması onlara örnek olmaz diyor. Ama Hanefi mezhebinde de yine rukye için para alınmanın caiz olduğu söyleniyor. Peki neden? Ben bundan da inşallah şöyle biraz yani hadis-i şeriflerle mezheplere göre bunları yorumladık ama bir de şundan bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Şimdi bazı durumlar oluyor. Özel tertipler hazırlanıyor. Kardeşlerimiz özel tertipler istiyorlar meseleleriyle alakalı. Bu özel tertipleri de kim belirlemiş? Mesela İmam Gazali gibi.
İmam Sekaki gibi, Abdullah Muni gibi zatlar belirlemiş. Bazı dualar var. Herhangi bir mürekkeple de yazsa kişi o dualardan istifade edebilir. Ama bazı dualar var. Mesela safran mürekkebi, zafiran mürekkebiyle yazılması lazım. Bugün zafiran mürekkebinin ham maddesi nedir? Safran otudur. İstediğiniz aktara sorabilirsiniz. Kilosu 60.000 TL, 70.000 TL. Toptan aldığınız zaman 3.000-4.000 dolar olan bir ottur. Zafiran mürekkebinin ham maddesi olan safran otu. E şimdi sen bununla bir dua yazdırmak istiyorsun birine ama diyorsun ki bunu Allah için yap ya, dua için para mı alınır? Ya mübarek elini açıp sana dua etmek için para istemiyor ki o adam. Sen bugün efendim kilosu 60 bin lira olan bir otun mürekkebinden dua yazdırmak istiyorsun ama bunu Allah için yap diyorsun. Adamın var mı yok mu elinde, onu alabilecek parası var mı, onu hiç sormuyorsun. Elini açıp tabi Allah rızası için dua eder. Bunun için para zaten istenmez. Ama burada mevzu nedir? Özel bir tertip için bir ricada bulunuyorsun. Mesela benim Instagram'ımda sevgili kardeşler, yüzlerce yorum var. Günde en az 20 mesaj okuyorum. Çünkü anca yetişebiliyorum televizyon yayınları dışında. Ofisimize gelen ziyaretçilerimizle ilgilenmenin dışında. Anca 20-25 mesaj okuyabiliyorum. O halde bile Instagram'ımda bakarsanız yorumlarda, hocam 3 gün oldu, 5 gün oldu, 1 hafta oldu. Niye mesajlara cevap vermiyorsunuz? İnsanlar yorumlarda kızıyorlar. Herkes işinizi, gücünüzü bırakıp anında kendisiyle ilgilenmenizi istiyor. Yani ben bunu bazen gelen kardeşlerimize soruyorum. Diyorum ki, biz eğer dışarıdan efendim rızkımızın peşinde koşacaksak, değil mi? Çalışacaksak günde en fazla bir insanla ilgilenebilirsin. Ailene vakit ayıracaksın, kendine vakit ayıracaksın, bir yandan çalışacaksın. En fazla biriyle ilgilenebilirsin. E günde 100 kişi diyor ki, benimle anında hemen ilgilen. 3 gün sonra cevap verirsen kızıyor. 3 gün oldu cevap vermiyorsunuz diyor. Yani siz bu hususta ilgilenen, havasla ilgilenen insanlardan, dualarla ilgilenen insanlardan anında cevap istiyorsunuz. Her an sizinle ilgilensinler istiyorsunuz. İşi gücü bıraksınlar. Sizi tedavi etsinler istiyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ya sen para alıyorsun, bu caiz mi? Allah için niye yapmıyorsun? Ya mübarek bu adam senin gibi 50 tanesiyle ilgilensin. Ne yiyecek, ne içecek? Herkes anında cevap versin istiyorsa dolayısıyla o zaman bu adam dışarıda bir efendim farklı bir rızkın peşinde koşmayacak ki ilgilenebilsin insanlarla. Onların sıkıntılarıyla alakalı tavsiyeler verebilsin, açsın kitapları, baksın neler uygulanması lazım. E kişinin neticede bir de devam ettirmek zorunda olduğu bir hayatı var. Birçok açıdan baktığımız zaman, efendim zaten hadis-i şerif, Buhari'de yer alan bir hadis-i şerif işi bitiriyor ama dört mezhebe göre de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadis-i şerifine göre de rukye ayetlerinin, yani koruma ayetlerinin yazılması veya okunarak tedavi edilmesi hususunda kişinin ücret alması helaldir, caizdir söylenmektedir yani. Buradan bunu görüyoruz. Bunu bu şekilde izah etmiş olalım sevgili kardeşler. Ama yine diyorum, elimizi açıp dua etmemiz, Rabbimize sığınmamız. Bunlar için tabii ki de böyle bir şey olmaz. Ama birileri özel olarak bir şeyler istiyorlarsa bunun masrafı mukabilinde tabii ne yapacaklar? Bunun külfetini karşılayacaklar ki yük olmasınlar bunu rica ettikleri insana. Bunu bütün hoca kardeşlerimiz için yani düşünün. Gidip bir hoca kardeşimize bir ricada bulunduğunuz zaman bu anlattıklarımızı aklınıza getirin inşallah diyelim. Hayırla kalın ve selam.